Megan merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba. Şimdi bu son dönemde maalesef Türkiye'de en çok kanayan yaralardan bir tanesi çocuklara yönelik cinsel istismar. Şimdi mecliste de bununla ilgili bir yasa tasarısı gündemde. Ben işin yasal boyutunun nasıl olması gerektiğini de soracağım ama önce bir işin ABC'sini konuşmak istiyorum. Pek çok aile var, çocukları var, nasıl koruyacaklarını düşünüyorlar. Kimilerinin ev içinde böyle bir sorun var, ensest sorunu var Türkiye'de. Bütün bunların bir ABC'sini konuşmak isterim. Türkiye'de çocuklara yönelik, gençlere yönelik cinsel istismar ne kadar yaygın? Şimdi maalesef kesin bir istatistiğimiz yok. Çünkü gizliyorlar Evet, herkes. çoğunluk gizleniyor. Elimizdeki istatistikler daha çok adli makamlara başvuranlara göre istatistikler ya da kliniklere başvuranlara göre. Dolayısıyla toplumsal olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Ama biliyorsunuz son zamanlarda hep arttı, arttı deniliyor. Dolayısıyla o artışla ilgili de rakamımız yok. Yani daha görünür oldu, insanlar daha çok şikayette bulunuyor, daha duyarlı, medya daha çok gündeme getiriyor. O yüzden mi? Bir taraftan nüfus artıyor, genç nüfus artıyor. O nedenle mi bu artış var? Yoksa gerçekten bir cinsel istismarda artış mı oldu? Tam onu bilmiyoruz. Ama çocuklara cinsel istismar var ve bu azımsanmayacak bir sayıda, önemsenmeyecek gibi de değil. Dolayısıyla da Peki sayısı o sizin kadar önemli. tahmininiz ne? Yani sizce son dönemde Türkiye'deki sosyolojik bazı değişimlerin etkisiyle bu sayı artmış olabilir mi? Yoksa hep vardı ve görünürlüğü mü arttı? Hep vardı, görünürlüğü arttı ama tabii sayı da arttı. Bir de cinsel istismar kavramının içine neleri soktuğumuz önemli. Şimdi biz genellikle işte halk içinde konuşurken cinsel istismar sadece cinsel ilişki kurmak, yani direkt tecavüzle bir tutuluyor. Halbuki çocuğun cinsel istismarı çok geniş kapsamlı. Yani çocuğa her türlü dokunma, hiçbir cinsel ilişki kurmadan her türlü dokunma, cinsel amaçlı her türlü yaklaşım. Hatta çocuğa dokunmadan işte onu pornografide kullanmak, pornografi seyrettirmek ya da çocuğu karşınıza oturup kendinizi tatmin etmek. Bunların hepsi çocuğun cinsel istismarına giriyor. Dolayısıyla kapsamı normal, yani kabul edilen cinsel istismar kapsamını aldığınız zaman hem medya organlarının, sanal ortamların yaygınlaşması çok daha bunları arttırdı. Bir. İkincisi de topluma ve kültüre göre değişen tanımlar var. Erken yaşta evlilikler cinsel istismardır. Ama kültürel olarak siz erken yaştaki evliliği doğal kabul ettiğinizde, çocuk yaştaki evlilikleri olabilir dediğinizde onu cinsel istismarın içinden çıkartmış oluyorsunuz. Ama 13, 14, 15, 16 yaşında bir çocuğun evlendirilmesi cinsel Bunun da istismardır. adını koyalım, hiç Evet, yani bu kaçınılacak bir şey değil yani. kaçınılacak bir şey değil. Peki Bengi Hanım, şimdi mecliste şu an bir yasa tasarısı var. Bu cinsel istismara dönük nasıl bir yasal düzenleme yapılacağı bekleniyor. İdeali nedir? Nasıl bir yasal düzenleme yapılmalı? Şimdi Türkiye'de şöyle bir sistem var. Her bir basına düşen, öyle söyleyeyim, ya da basının ilgisini çeken bir cinsel istismar olduğu zaman herkes ayağa kalkıyor ve cezalar arttırılsın diyor. Hiçbir suçta dünya var olduğundan beri ceza arttırarak bitmemiş. Yani ne kadar ceza arttırırsanız arttırın, bitmiyor bu suç. Dolayısıyla da önemli olan koyduğunuz yasaları doğru uygulayabilmek. Yoksa şu anda zaten işte 2005 yılında değişen kanuna göre birçok ülkeden daha fazla cezası var. Öyle mi? Yani şu anki yasa yeterli mi peki? Hayır, o yasa sonra çok değiştirildi. Bir sürü şeyi değiştirildi o yasanın. Çünkü her dediğim gibi her istismarda hadi cezalar arttırılalım dendi. Şimdi cezalar arttırılırken başka şeyler de bu arada gidebiliyor arada. Dolayısıyla evet, bir düzenleme yapılabilir ama o düzenlemenin yine çok dikkatli yapılması lazım. O zaman biraz böyle somut konuşalım. Şu anki yasanın problemleri ne? Bize böyle 5 maddede sayacak Şimdi olsanız. mesela son bir değişiklik yapıldı yine böyle arttırma şeyiyle. Cezalar arttırıldı ama sarkıntılık, yani adı altındaki oraya hakim istediği şeyi sokabilir. Onun cezası şikayete bağlı olarak değişti. Halbuki çocuk olduğu zaman böyle bir şey olmaması gerekir. Yani çocukta şikayete bağlı diye bir şey, bir süreç olmaz.
Bu tekrar yine görüyoruz kanunda hiçbir şekilde yer almamasına rağmen işte kararlarda görüyoruz rızası olduğu için diye çok altını çizerek söyledik. Çocuk olduğu zaman rıza diye bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla da çocuğun rızasının gündeme bile gelmemesi gerekiyor. Ceza indirimlerinin yine hakimin inisiyatifinde işte biliyorsunuz devamlı eleştiriliyor ihal indirimi, şu indirimi, bu indirimi. Bunların çocukta çok uygulanmaması gerekiyor. Ve Yine burada bir kez daha altını çizeceğiz. Çocuk derken 18 18 yaşı yaşın. altını kastediyoruz. Yani burada 15-17 yaş çocuklar tacize uğradığında bunlarda ceza indirimi uygulamak, işte Tabii. gönüllülük esası vardı demek Evet. kesinlikle bir çözüm Çünkü değil. 15 yaşı biz sınır alıyor bizim kanunumuz ve 15 ile 17 arasında kalan çocukların istismarlarında bir sürü başka şey oynuyor ama 18 yaş çocuk yaşı dolayısıyla bunun ona göre düzenlenmesi gerekiyor. Tabii ki yaşıtlar arasındaki ilişkide ya da bazen cinsel istismarın faili de çocuk olabiliyor. Yani o da 18 yaşın altındaysa o da çocuk. Onu da bir erişkin gibi yargılamak ya da efendim çocuk ne yapalım olmuş demek de doğru değil. Bazı tedbir kararları alınması, yaptırımlar uygulanması ama amacın o çocuğun tedavi edilmesine yönelik olması gerekiyor. Yine yapılan değişiklikle ilk kanunda vardı. İşte ruh sağlığı biliyorsunuz çok tartışılmıştı bir ara. Bozulmuş, bozulmamış diye. Tabii ki ruh sağlığı cinsel istismar uyan herkesin bozulur. Ama bunun kalkması kanundan bu kaldırıldı ve onun yerine ceza artırımı yapıldı. Ama bunun kanundan kaldırılması çocukların tedavisini engeller hale geldi. Çünkü Yani sadece eski yasada çocukların ruhsal bozukluk var mı yok mu diye tetkiki vardı. Bu evet yeni yasadan kaldırıldı mı? kaldırıldı. Kaldırıldığı için de çocuk doktora gidememiş oluyor. Yani tabii ki ailenin sosyal durumu, ekonomik durumu iyiyse götürüyor ama çoğu çocuk sanki bu sadece yasal bir süreçmiş gibi algılanıyor. Halbuki o çocukların uzun süre takip edilmeleri gerekiyor. Dolayısıyla bunun bir düzenlenmesi gerekiyor. Yine biz hep söyledik ister fail olsun ister kurban olsun fark etmez. Çocuk olduğu zaman defalarca ifade vermemesi gerekiyor. Bu yine kanuna kondu. İşte bazı şehirlerde çimler var. Çocuk izlem merkezleri. Çocuğun ifadesini almak bir uzman işidir. Nasıl alınmalı? Yani çünkü o çocuğun o travmayı defalarca anlatmasının da çok büyük problem oldu. Tabii ki o Hatta da. bazen mahkemede tacizcisiyle yan yana gelmek, yüz yüze gelmek zorunda kaldığı vakalar yaşadı. İşte bunlar mesela engellensin diye kanuna maddeler konuldu. Çocuk izlem merkezleri yani bir uzman alacak ve savcı da işte diğer görevliler de o ifadeyi ayna arkasından izleyecekler. Çocuk bir kapıdan girecek, bir kapıdan çıktığı zaman muayenesi, tıbbi raporu, ifadesi hepsi bitmiş olacak diye. Ama her şehirde bir kere çim yok. Dolayısıyla da bu çok iyi işlemiyor. Bunun iyi işler hale getirilmesi gerekiyor. Yine kanunda hakim bir kez dinleyebilir diye bir madde var. Yani hani bu ifadeyle tatmin olmazsa ama bu dediğiniz gibi mahkeme salonunda kendisine o işlemi yapan kişiyle aynı ortamda ve bir sürü insanın önünde olmamalı. Hani hakim dinlemek istiyorsa da özel bir yerde olmalı. Yine bir uzman eşliğinde olmalı. Biz hiçbir zaman çocuklara direkt soru sormayız. Hadi anlat bakalım sana ne yaptılar gibi bir soru sormak çocuğun korkmasına, ürkmesine, olayı doğru anlatamamasına da neden olabilir ve daha çok travmatize olmasına da neden olabilir. Bunların düzenlenmesi gerekiyor. Yine söyledik aslında küçük yaşta evlilikler istismarın bir parçası. Yine bizim kanunumuzda evlilik yaşı 17. Halbuki çocuk yaşımız 18. Dolayısıyla onun hemen 18'e çıkması gerekiyor. Yine medeni kanunda 16 yaşında özel durumlarda ailenin ve hakim izniyle evlenebilir diye bir madde var. Bu çok kötüye kullanılabiliyor. Şimdi burada şöyle bir itirazı var. Bazen siyasiler de bunu söylüyorlar. İşte geleneksel olarak bazı toplumlarda çocuk böyle 16 yaşındaki evlilik çok normal karşılanıyor. Dolayısıyla ne yapalım biz bu bir toplumsal gerçektir diyorlar.
Buna karşı ne yapılmalı gerçi? Yani öteki türlü de acaba resmi nikahların azalmasına mı neden olur? İdeali nedir? Biz bazı şeyleri, kararları alırken çocuğun yararını almak zorundayız. Yani burada önemli olan çocuğun yararıdır. Dolayısıyla da kültürlerde normal karşılanıyor diye 16 yaşında erken evliliğin getireceği bir takım hem evlenen çocuk için hem onun dünyaya getireceği çocuklar için olacak sakıncaları göz ardı edemeyiz. Kaldı ki kültür yaşayan bir şeydir ve kültür değişiyor aslında. Hani kültür böyle sabit olup kalmıyor. Hangi yöreye giderseniz gidin, kültür de değişen bir şey zaman içinde, koşullarla, çağla birlikte. Dolayısıyla kültür dediğimiz şey yanlış bir şeyse değişebilir demektir. 16 yaşındaki bir çocuğun yeri okul olmalı. Eğitimini daha 16 yaş lise çağı. Dolayısıyla eğitimden de geri kalacağını göz önüne almamız lazım. Bunu kültürle savunmamız mümkün Mümkün değil. değil. Peki Aşkla yeni... hiç savunamayız. Şimdi gelelim başka. Evet, bunlar aşık oldular, evlenmişler. Ne yapalım? Güzel. Ben de o anne babalara ve o büyüklere soruyorum. 16 yaşındaki çocuk, ben gece 12'de sokağa çıkacağım ya da ben hadi ayrı eve çıkıyorum, ben uyuşturucu kullanmak istiyorum dediği zaman. 16 yaşına geldi, ne yapalım? Öyle istiyormuş, yapalım diyor muyuz? Demiyoruz. 16 yaşında ehliyet almak istiyorum diyor. İzin veriyor muyuz? Hayır, vermiyoruz. Niye? Bu beyin gelişimiyle ilişkili bir şey. Beynin gelişimi 20'li yaşların başında ancak tamamlanıyor. Özellikle de beynin organize etme, yönetme, karar verebilme, doğru yanlışı anlamayı sağlayan ön bölgesi, prefrontal dediğimiz bölge bu yaşlarda gelişimini tamamlıyor. O yüzden biz onlara delikanlı diyoruz. O yüzden hala onlar işte ergenlik çağından korkuyoruz. Şimdi bütün bunlara hayır diyoruz. Aşık olmuş, evlenmesine evet diyeceğiz. Yani bu hiç doğru bir savunma değil. Bunun mutlaka evlilik yaşının 18'e çıkması lazım. Bunun kültürle bir ilgisi yok. Bu çocuk yararına yapılan bir şeydir. Ve hem sağlıkçıların hem hakimlerin de öyle her 16 yaşında özel izinle ya da daha küçük çocuklara özel izinle evlilikleri engellenmeli. İmam nikahı ile evlilik, tabii ki resmi nikahla birlikte imam nikahı yapılabilir. Ama resmi nikahın şartları neyse, imam nikahının da şartları o olmak zorunda. Yani yaşı dolmuş olmalı, evini, kendini idare edebilecek, buna karar verebilecek yetiye bir çocuğun gelmiş olması gerekiyor. Dolayısıyla yasanın bu kısmının da, yani sadece ceza yasasıyla ilgili değil bu. Yine yasada hep her yıl her değişiklikte gündeme geliyor. Yine var Bakan Bey'in açıklamalarına göre. Biliyorsunuz bu kimyasal kastrasyon meselesi Yani var. kimyasal hadım meselesi konuşuluyor. Bu yasaya da girecek mi, girmeyecek mi diye. Bu bir çözüm mü? Şimdi kimyasal kastrasyonun ya da kimyasal hadımın anlamı şu. Cinsel isteği baskılayacak bazı ilaçlar verilmesi. Bu bazı ülkelerde uygulanıyor. Ama bu her istismar yapan kişiye uygulanan bir şey değil. Çünkü her istismar yapan kişi de pedofili değil. Pedofili bir hastalık ve tanımı ayrı. Daha çok pedofillere Yani uygulanan, pedofili çocuk, yalnızca sadece çocuklara. çocuklarla cinsel ilişkiden zevk alan, sadece çocuklarla cinsel ilişki kurmak isteyen, mesela bir pedofili için 15 yaşındaki zaten büyümüş demek, hani daha ufak yaşlarda olanlara giden kişiler. Dolayısıyla bunun iyi yasalara oturtulması lazım. Yani bu herkese uygulanacak bir şey değil, etik değil her şeyden önce. Çok ciddi yan etkileri olan bir uygulama. Peki sizin idealinizdeki yasa taslağı nasıl olmalı? Yeni cinsel istismar yasa tasarısı şöyle olmalı deseniz nasıl tarif edersiniz? Şimdi bir kere cezaları daha da arttırmak. Yani işte ömür boyu hapis olsun, hiç çıkmasınlar gibi şeyler. Hatta halktan gelen seslere kulak İdam. verip idam demek. Bunlar çok akıllıca değil. Cezalar orantısız arttığı zaman, yani istismarla orantısız arttığı zaman, bu sefer farkında değil insanlar ama hakimlerin serbest bırakma oranları da artıyor. Çünkü bu
vebali kendilerince almak istemiyorlar. Sonuçta hakim karar verici. Dolayısıyla uygun, suçla orantılı her konuda olduğu gibi doğru cezalar uygulanmalı. Tabii ki bu kişiler çıktıktan sonra çocuklarla ilgili işlerde çalışmamaları gerekiyor. Ama bir taraftan da çalışabilecekleri işler olması lazım ki kontrol edilebilsinler, kendi geçimlerini sağlayıp tekrar aynı süreci yaşamasınlar diye. Kastrasyon bir hekimin ancak karar verebileceği bir şeydir. Yani bir hakimin değil, bir hekim karar verecektir ve birçok farklı şeyi gözeterek karar verecektir. Biraz da kişinin özgür kalmak için bir tercih yapması birçok ülkede olduğu gibi. Yani tahliye olabilirsin ama kastrasyon için uygunsun ve hani bunu uygulamamız gerekiyor. Peki şöyle bir tartışma da var, sözünüzü kestim. Kimyasal kastrasyon yalnızca belli ilaçların alınması mıdır ve o ilaçlar kesildiğinde kişi normal hayatına mı döner? Eğer böyleyse bu nasıl bir ceza? Tabii ki. Bu tamamen cinsel duyguyu bastırmaya yönelik. Dolayısıyla ilacı almadığı zaman yani onu kontrol etmeniz gerekiyor. İşte denetim ve serbestlik dediğimiz yere gidip işte ilacı alıyor mu almıyor mu bakılması gerekiyor bunun. Haplar mı vardır? Haplar var, iğne olanlar var, bir sürü çeşidi var. Testosteron hormonu dolayısıyla cinsel isteği baskılıyor. Ama dediğim gibi bir sürü de yan etkisi var. İşte kanser yapıcı yan etkisi var, kalp problemleri, karaciğer problemleri çıkabilir. Yani bir hekim olarak siz birisine kar zarar bakmadan ne yapalım çocuk istismarcısı verelim ne olursa olsun diyemezsiniz. Etik olarak söyleyemezsiniz. Dolayısıyla bütün birçok şeyi göz önüne alarak yani uygun şöyle vakalarda diyelim, kullanılabilir. Kimyasal kastrasyon her istismar vakası için uygun değildir. Değildir. Yani herkese uygulayalım demek anlamadan bilmeden ve uygulanmayacak bir şeyi yani diyelim ki böyle bir yasa çıktı. Herkese uygulanacak. Hakim böyle bir karar verdi. Ben hekim olarak uygulamam. Birçok hekim arkadaşımın da hakim sadece söyledi diye hekimlik yeminini unutarak bunu uygulayacağını sanmıyorum. Dünyada nasıl uygulanıyor? Dünyada her ülkede değişik yani uygulanma şekilleri. Bazı ülkelerde diyor ki mesela 3 kez peş peşe çocuk istismarında bulunmuşsa kişinin isteği olsun olmasın uygulanır. Bazıları diyor ki ilkinden sonra kişi eğer kendi kabul ediyorsa uygulanır. Yani her ülke değişik farklı kanunlar uyguluyor bu konuda. Ama hepsi risklerin farkında. O yüzden de denetimli olarak uygulanıyor. Yani öyle asalım keselim hadım edelim. Çünkü insanlar kimyasal hadım deyince sanki bizim aklımızdaki hadımmış gibi algılıyorlar. Yani bir daha hiç cinsellikle ilgili bir şey olmayacak gibi. Öyle bir şey değil bu. Ve tek başına da bir çözüm değil. Dolayısıyla bunların hepsinin bir bütünlük içinde ele alınması gerekiyor. Çocukların tabii ki sadece istismarı engellemek için işte çocukların eğitilmeleri, ailelerin eğitilmeleri sadece ceza değil ki bu bir geniş kavram. Cinsel istismara uğradıktan sonra çocukların ruhsal olarak takiplerinin devam etmesi, onlara nasıl yaklaşılacağının öğretilmesi bunların hepsi bir bütün olarak göz önüne alınmalı. Yani bu tamam bir olay oldu, hadi insanlara ceza verelimle maalesef bitmiyor. Yasada çocuklara ilişkin neler düzenlenmeli peki? Şimdi çocuklara ilişkin dediğim gibi kavramlarda bazı kargaşalar var. Yaşlarla ilgili problem var. Evet, farklı yaşlara farklı cezalar uygulanması doğru mu mesela? Değil, yani dediğim gibi 18 yaş çocuk yaşıdır. Yani bunu bir Türk kanunları da kabul etmiş. Biz de her türlü hem uluslararası bildirilerde hem yasalarımızı da koymuşuz. O zaman çocuk hani biliyorsunuz ergenlerin en büyük şikayeti şeydir. Annem babam işlerine geldikleri zaman büyüdün diyorlar. İşlerine geldikleri zaman çocuksun diyorlar. Bu devlet de aynı şeyi yapamaz. İşine geldiği zaman çocuk, işine geldiği zaman büyük diyemez. 18 yaşın altı çocuktur. Dolayısıyla 18 yaşın altını çocuk olarak değerlendirmeniz lazım. Bu suç işleyen çocuk için de geçerli. Suç mağduru olan çocuk için de geçerli. Yine cinsel istismarda
hani bu ergen akran ilişkileri açısından dünya ülkelerinin kabul ettiği bazı şeyler var. Yani kimi akran sayacağız diye. O da yine tartışmalı bir konu. 3 yaş diyen var, 4 yaş diyen var, 5 yaş diyen var. Bizim ilk kanun çıktığı zaman maddede 5 yaş diye bir şey vardı. Sonra Anayasa Mahkemesi onu iptal etti. Ama genel kanı 3-4 yaşın daha uygun olduğu. Yani akran saymak için. Çünkü erişkin dönemdeyken işte 35 yaşla 38 yaş arasında çok büyük bir fark yoktur. Çok rahat arkadaşlık da yapabilirler, istekleri, beklentileri de benzerdir. Ama 14 yaşla 17 yaş arasında büyük bir fark vardır gelişimsel açıdan. İdeali ne olmalı İşte peki? 3 yaş Üç mesela şu yaşa. anda Peki önerilen o. akran ilişkilerinde ceza daha hafif olmalı mı? Siz ona Akran, nasıl yani bakıyorsunuz? eğer bir bu sadece bir yanlış gitmiş bir akran ilişkisi ise, yani akranlardan bir tanesi diğerini zorlayarak, darp cebir kullanarak yapmamışsa, sadece yanlış, uygun olmayan bir akran ilişkisi ise ona göre tedbir almak lazım. Akran ilişkisinde demin dediğimiz koşullar, yani bir şekilde baskıyla olmuş olsa da, o zaman suçlu da çocuk. Biz suçlu çocuğu da korumak zorundayız. Onun için de geçerli. Onu alıp da biz 14 yaşında bir cinsel suç işlemiş bir çocuğu ya da 16 yaşında 10 yıl hapsedersek onu hapishaneden daha iyi bir suçlu olarak sadece çıkartırız. Çünkü eğitimi engellenir, her şey engellenir. Önemli olan onu rehabilite edebilmek. Yani biz karar veriyoruz, yolladıktan sonra kimsenin rehabilitasyonuyla falan uğraşmıyoruz. Peki diyelim ki işte bir çocuk yani çok küçük yaştaki çocuklara yönelik cinsel istismarın suç oranıyla daha büyük yaştaki çocukların cinsel istismarına verilen ceza arasında bir fark olmalı mı? Yok. Yani o çocuğun yaşı önemli değil. Zaten dünya rakamlarında 0-6 yaş cinsel istismarı çok daha az. Daha ergenlik, pre-ergenlik, ergenlik öncesi ya da ergenlik dönemi istismar bütün dünyada daha fazla. Ama 0-6 yaş daha tepki gösterdiğimiz bir şey. Hani o bile, yani halkın tepkisine baktığınız zaman bile eğer küçük bir hani 0-6 yaşsa direkt ne düşünüyoruz? Ay o bebek hani kendini koruyamaz. Bu ne demek aslında satır altında? 15 yaşındaki kendini koruyabilir. Hayır koruyamaz. Yani bizim bakış açımız bile eleştirdiğimiz şeyleri aynen getiriyor bize. Biz de aynı şeyi yapıyoruz fark etmeden. Dolayısıyla çocuk çocuktur. Değişmez. Ceza verirken de cezalandırırken de mutlaka çocuk olduğunu göz önüne almamız gerekiyor. Otorite ve çocuğu koruma altına almamız gerekiyor. O çok önemli. Hele ev içi istismarda gerçekten çocuğun korumasını, tedavisini devlet sağlamak zorunda. Takibini sağlamak zorunda. İfade alınmasını, bunların hepsini çok iyi düzenlemeli ve hani böyle çok da insanların kendi yargılarına bırakmamak gerekiyor. Yeni yasa taslağında ne olursa hata olur. Sırf cezaları çok arttıralım, mesela herkesi çıkartmayalım bunları gibi bir ceza verilirse bence hata olur. Çünkü dediğim gibi o zaman muhtemelen hakimlerin ceza verme oranlarını bir kere düşürmüş olacaklardır. İkincisi bazen siz de demin vurguladınız, milletvekilleri de dahil ama işte töresel de geleneksel de çocuk evlilikleri diye aslında fark etmeden cezaları arttırırmış gibi görünerek geçen tasarıda da vardı. Gizli af çıkıyor aslında. Buna dikkat etmemiz lazım. Yani bir taraftan bir şeyi ölümcül kabul edip öbür taraftan da ama şu şu koşullar olursa olsun biz bunu kabul edelim demek mümkün değil. Buna dikkat etmek lazım. Ensest gibi saldırgan şey sarkıntılık gibi hani sonrasında problem çıkarabilecek şeyleri düzeltmek Yani gerekiyor. sarkıntılık gibi muğlak kavramlar olmamalı yasada. Olmamalı. Yine bu akran ilişkileriyle ilişkili şu üç demin bahsettiğimiz 3 yaş, 4 yaş onları bir düzenlenmesi gerekiyor. İstismarın boyutuna göre ceza arttırılmalı mı peki? Zaten yasalar da öyle. Yani eğer fiziksel olarak darp varsa, yaralama varsa vesaire vesaire bunların hepsi arttırılıyor. Şimdi mesela
diyorlar ki cinsel istismar yapana ömür boyu mahkumiyet verelim. Yani tamam idam diyen de var ama mahkumiyet verelim. Adam öldürmenin cezası daha az. Ömür boyu değil adam öldürmenin cezası. O zaman tecavüzcü demek ki tecavüz ettiğini öldürürse daha az hapis alacak. Böyle bir dengesizlik Yani olmamalı bunları hep diyorsunuz. gözetmek lazım. Peki, düşünüyorum başka bu istismarın yasal boyutuyla ilgili ne sorabiliriz diye. Bu son tartışılan geçen yıl ama geçmeyen yasa taslağındaki problem neydi? Çok muallak ifadeler vardı. Dediğim gibi mesela orada da ani ve kesik istismar diye bir şey koymuşlardı. Şimdi ani ve kesik istismar kavramını ben 30 yıllık bir uzman olarak açıklayamıyorum. Hakim oraya istediği şeyi koyabilir. Yani nedir ani ve kesik istismar diye. Çünkü ben düşünce tarzlarını anlıyorum. Birçok erkek egemen düşünce, öyle söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim, bir kere ellemiş yani şimdi bunun için de dünya kadar ceza verilmez. O bir kere elleme bazen bazı kişi için o kadar ağır bir ruhsal travma yaratabilir ki onun bütün ömrünü ortadan kaldırabilir, bütün yaşantısını mahvedebilir. Yani o öyle bir kere elleme diye geçebilecek bir şey değil. Bunlar hep değerlendirilmesi gereken şeyler. Bence temel problem yasa yaparken, özellikle istismar halk sağlığı sorunudur diye vurgulamıştım ya, sadece hukukçuların yapabileceği bir şey değil. Bu sadece 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl hesabıyla olacak bir şey değil. Bu gelişim dönemlerinin, çocuğun özelliklerinin, sosyal etkilerin çok iyi bilinmesi gereken, dolayısıyla birçok uzmanlık alanının birlikte çalışıp ortak karar vermesi gereken bir şey. Tabii ki yasa yazımı hukukçuların işi. Ama sonuçta o yasanın oluşturulması sadece basit yasal hükümlerle olabilecek bir şey değil. Peki size gelip danışan oldu mu mesela bu yasal süreçte? Psikiyatriye danışan olduğunu sanmıyorum. Ve bu bir eksiklik buradan aslında bunun Kesinlikle. çağrısını Yani yapalım hani kendimize. bizler kendi kendilerimize işte konuşuyoruz, sizlerle konuşuyoruz, dilimiz döndüğünce meclisi anlatmaya çalışıyoruz ama o grubun içine çeşitli alanların uzmanları maalesef giremiyorlar. Dolayısıyla da sonrasında da hep böyle tartışmalar çıkıyor. Ama buradan da o yasa daha meclise gelmedi, gelmek üzere ama mutlaka uzman görüşleri alınmalı diyelim. Şimdi bir başka konumuz da sınıfsal, toplumsal farklar var mı? Türkiye'de evet biliyorum çok sınırlı araştırma var ama yani daha üst eğitimli sınıfta bu daha az ama işte alt sınıfta daha yaygın gibi bir şey söylemek mümkün mü? Yoksa hayır Yok. bu hiç böyle Sosyo sınır tanımıyor sosyoekonomik olarak. kültürel ya da ekonomik açıdan çok fark tanımıyor. Belki oluş şekli fark ediyor. Dediğim gibi bazen Türkiye geniş bir ülke. Bazı kültürel olarak da farklılıklar var bölgeler arasında. İşte erken yaşta evlendirme ya da erken yaşta çocukların, küçük çocukların büyük insanlarla yani kız çocuklarının kendilerinden çok daha büyük insanlarla evlendirilmelerinin doğal karşılandığı kültürlerde daha legal bir şey altında, kisve altında yapılıyor bu. Öbür tarafta da biliyorsunuz yine gündeme çok gelmeyen, işte daha sosyoekonomik ve kültürel düzeyi yüksek çocukların, yani ailelerin olduğu çocukların flört etmeleri daha kolay. Ama müthiş de bir flört şiddeti var ve flört şiddetinin sonrasında da istismar olabiliyor. Flört şiddeti nedir? Az önce konuştuğumuz o ergen cinselliğindeki psikolojik baskıdan mı Hem söz ediyoruz? psikolojik baskı hem bir şekilde zorlama. Yani her türlü flört içinde bir tarafın duygusal ya da fiziksel zorlamayla karşı tarafı sadece cinsel istismar değil flört şiddeti. Onun haklarını ya kısıtlama, işte giyimine karışma, kimlerle konuşacağını kısıtlama. Mesela bunları hep çocuklar şöyle öğreniyorlar. Beni sevdiği için kıskanıyor. İşte benim kıyafetime karışıyor çünkü beni çok seviyor. Onlarla konuşmamı istemiyor, beni seviyor. Hayır, seven birisi size bir kısıtlama getirmez. Çünkü sizi seviyordur ve size güveniyordur. Bunlar aslında flört şiddetidir. Ve bu belli bir düzeye gelene kadar da özellikle kız çocuklarının bunu anlaması çok zorlanıyor. Flört şiddetinin peki toplumsal olarak işte bu şehir hayatı, modern hayat daha arttırdı mı flört şiddeti dediğimiz Belki şey? kavram olduğu için bazı kavramları daha iyi öğrendikçe ve konuşuldukça
insanlar da böyle bir şey olduğunu fark ettikçe anlatılması artıyor. O yüzden böyle kıyaslamalar yapmak çok mümkün değil. Bunu şunun için Yani soruyorum. Sanki aslında geçmiş Türkiye'ye kıyasla artık anne babalar belki çocuklarının ergenlik çağında flört etmelerine daha hoşgörüyle belli yaklaşıyor. kesim. Belli kesimlerde yaklaşıyor olabilirler. Ama oranın da kendi içerisinde problemleri var anladığım Kesinlikle. kadarıyla. Yani bu eskiden mesela işte madde bağımlılığı gibi, erken yaşta cinsel ilişki gibi, suça karışmak gibi şeyler hep daha düşük sosyoekonomik düzey, işte anne baba ayrı, hep öyle düşünülürdü. Daha kenarlarda olur. Dolayısıyla da iyi eğitimli, maddi açıdan problemi olmayan ailelerde olmaz gibi. Ama şimdi bütün dünya biliyor ki artık o ailelerde de oluyor ve çünkü bu aileyle çocuk arasındaki ilişkiyle de, yani ailenin çocuğu ne kadar kontrol ettiği, kontrol derken baskıyı kastetmiyorum. İlişki kurduğu, ne kadar izlediği, ne kadar onunla bağını sürdürdüğüyle de ilişkili. Dolayısıyla da sosyoekonomik düzeyi yüksek olup çocuğa maddi her şeyi verip ama çocukla zaman harcamayan, çocuğu kontrol etmeyen ya da hiçbir şey vermeyen ailelerin tam tersi, her şeyi veren ailelerde yine aynı oranda işte erken yaşta cinsel ilişki suçlu çocuk yetiştirme, antisosyal kişilik bozukluğu yetiştirmeye neden oluyorlar. Dolayısıyla her şeyin fazlası Zarar. problem yaratıyor. Cinsiyet arasında yani kız çocuklarının cinsel istismarı ile erkek çocuklarının cinsel istismarı arasında da böyle rakamsal bir farklılık var mı? Çünkü siz daha önceki açıklamalarınızda özellikle erkek çocuklarının da çok yaygın olarak cinsel istismara maruz kaldığını Evet, yani söylüyorsunuz. bütün dünya rakamları, bizim ülkemizde de klinik rakamlar, kız çocukları ile erkek çocukları arasında çok büyük fark özellikle ergenlik öncesi dönemde göstermiyor. Kız çocuklarında %52 gibi ise erkek çocuklarında da %48 gibi Aslında rakamlar çok var. yakın Çok yakın birbirine. ama erkek çocuklarıyla ilgili adli makamlara başvuru genellikle daha az. Çünkü aileler erkek çocuklarının cinsel istismarının duyulmasından daha çok endişeleniyorlar. Öyle İşte mi? homoseksüel diyecekler, cinsel kimliğiyle ilgili tartışmalara yol açacak diye. Ama yani çok uzağa gitmeye Peki gerek yok. şöyle bir durum var mı? Hani kız çocukları geleneksel işte muhafazakarlık bağlamında böyle daha işte namus meselesi ediliyor. Erkek çocuklarında aman ona bir şey olmaz gibi bir bakış açısı Yok. farklılığı var mı? Onu daha önemseyip daha üstünü kapatmaya çalışıyorlar. Tam tersine. Tam tersine. Ve duyulması çok şey gelmiyor onlara. Çünkü ileride büyüdüğü zaman yani kız çocuğu evet namus meselesi ama diğerinin erkekliğine yapılan bir şeymiş gibi algılanıyor. Eğitimli kesimde fark var mı bu konuda yoksa onlar da mı gizlemeyi tercih ediyorlar? Yok ama eğitimli kesim genellikle iki, yani eğer adli makamlara müracaat etmeyeceklerse iki cinsiyette de gizlemeye çalışıyorlar. Başka türlü onu işi halletmeye çalışıyorlar. Eğitimsiz kesiminde bazı yörelerde özellikle kız çocuklarını hemen kendinden daha büyük birileriyle, yaşlı birileriyle evlendirerek Kapatmaya kapatmaya çalışıyorlar. çalışıyorlar işte. Aslında burada eğitimli kesimin yaptığı daha da problemli. Kesinlikle. Burada da o sosyal baskıya aşıp ne yapmaları lazım? Yani herkesin başına gelebilecek bir durum, kötü bir olay, tıpkı bir kaza gibi. Çocuğu cinsel istismara uğradığını fark eden anne babalar ne yapmalı? Şikayette bulunmaları lazım. Çünkü bu hani cinsel istismar oldu bitti diye bir şey yok. Cinsel istismara uğrayan çocukların büyük bir kısmının ruhsal travmaya uğruyorlar. Ve çocuk için bu büyük bir travmadır. Dolayısıyla da tedavi görmesi, destek alması gerekir. İster kız çocuk olsun, ister erkek çocuk olsun. Hadi biz çocuğumuzu tedavi de ettiririz ama yasal istemiyoruz diyorlar. Fark etmeden o istismarı yapan kişiyi serbest bırakmış oluyorlar. Dolayısıyla o istismarı yapan kişinin başka çocuklara da aynı istismarı yapması için ona yol açmış oluyorlar. Çünkü bu demek ki bir şey olmuyormuş diyor ve bu devam eden bir sürece dönüyor. Yani sadece kendi çocuklarını değil başka çocuklarını da risk altına atmış oluyorlar. Ayrıca kendi çocuklarına karşı da tekrar olmayacağını da garantisi yok. Peki çocuklara ne öğretilmeli?
onlar böyle bir vakayla karşılaştıklarında ne yapmalı? Hep bu Türkiye'de bağırmayı öğretin diye bir tartışma olmuştu. Ama çocuklara ne demeliyiz? Nasıl onları bilinçlendirmeliyiz böyle bir riske karşı? Kere o benim bahsettiğimiz küçük yaştan itibaren kendi bedenlerini tanımayı öğrenmeleri lazım. Ve bedenlerinin önemli olduğunu, kendilerine ait olduğunu ve yine küçük çocuklar da dahil kendi bedenlerine birisinin dokunmasından hoşlanmıyorlarsa bunu durdurmaları gerektiğini öğretmemiz lazım. Yani istenmeyen dokunmayı durdurmalarını. İnsan bunu hisseder. Tabii ki özel bölgelerine dokunulmayacağını da öğretmek gerekir. Erişkin insanlar bile, siz de eminim hissediyorsunuzdur. Mesela el sıkışmak, değil mi? Çok sık yaptığımız, çok doğal bir şey. Ama bazı insanlarla el sıkışırken irite oluyoruz. O bize ne olduğunu, ne hissettiğimizi bilmiyoruz ama bizi rahatsız ediyor. Bir daha onunla el sıkışmak istemiyoruz. Çocuk da kendisine yapılan dokunmanın onu rahatsız edip etmediğini bilir. Onu öğretmek lazım. Ve eğer onu rahatsız ediyorsa önce kendisinin durdurması gerektiğini, eğer durduramıyorsa bir büyükten yardım istemesi gerektiğini, eğer çevresinde bir büyük yoksa o zaman bağırarak bir büyükten yardım, bağırmaktan kastedilen o, hani yakınında bir büyük yoksa ama hayır sen bana dokunamazsın demeyi çocukların öğrenmesi lazım.